Şimdi bir gerçeği daha getireceğiz ekrana. Artık diyoruz ya giderek yoksullaşıyoruz ve o giderek daha da yoksullaşan vatandaşlarımızın sayısı çok fazla. Durduğumuz yerde karşılaşabiliyoruz. Şimdi öyle bir kadın getireceğiz ki ekrana tek başına. Kocasıyla zaten sıkıntıları var. Haberimizin içinde göreceksiniz ama tek başına 3 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor. O çocuklardan biri otizmli kirasını 3 aydır ödeyemiyor, dolap boş, faturalar birikmiş durumda. İşte gerçek bu. 3 aylık birikmiş kiram var. Geçen bir gittim bebek bez almaya 50 TL. Alamadım. Elimden geldiği kadar gündüzleri bağlamıyorum bez. Geceleri. Dilara Solaklar, 3 çocuk annesi genç bir kadın. 2 yıl önce uyuşturucu madde bağımlısı eşi tarafından şiddete maruz kalmaya başladı. Bunun üzerine ekonomik durumu da giderek bozuldu. Gelinen noktada eşiyle boşanma aşamasında ancak hayat pahalılığının artmasıyla birlikte hem çocuklarının bakımı hem kirası hem de giderlerini karşılayamıyor. O sürekli şiddete uğruyorum. Daha önce karakollarda ifadelerim var, uzaklaştırma kararlarım var. Bunlar uzaklaştırma kararımın olduğu kağıtlar. Dilara Solaklar Türkiye'nin değişmeyen iki gündeminin de bir örneği. Artan kadına şiddet vakaları ve derinleşen yoksulluk. 8 yıllık evliliği son birkaç yıldır evli olduğu erkeğin uyuşturucu madde kullanımına başlamasıyla bambaşka bir noktaya gelmiş. Hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kalmış. Gittim kadın sorumun evinde kaldım çocuklarımla birlikte. Şu anda tek kendim çocuklarımla bir şekilde bir gün aç bir gün tok Geçinmeye çalışıyoruz. Hiçbir şey yok. Çocukların yiyeceği hiçbir şey yok. Kızım okula gidiyor. Ayağında ayakkabısı yok. Aç girdiğiniz oluyor mu yata? Oluyor evet. Çocuklar bundan aç girdiği oluyor. Ben kahroluyorum. Bir yandan da artan hayat pahalılığı eklenince Dilara Solaklar hem boşanma mücadelesi hem de geçim derdine düşmüş. Kızımın ayağında şu anda ayakkabısı yok. Okula gidiyor ama eski bir ayakkabıyla şu anda okula gidiyor kızım şu anda. Bazen arası da ayıptır söylemesi. Bu şey marketlerin günü gelmeden attıkları şeyler oluyor. Veyahut da çürümüş meyveler falan oluyor. Onlara gidiyorum topluyorum. Pastaneden aşkı da ekmek oluyor. Üç çocuğuyla birlikte ayakta kalma mücadelesi veren genç kadının çocuklarından biri de otizm hastası. Çocuğum özel gereksinimi gereken bir çocuk. %95 engelli, atipik otizm var çocuğumun. Çocuğumun böyle okulda rehabilitasyon gördüğü yerde nasıl desem böyle değişik oyuncaklara ihtiyaçlar oluyor çocuklarımın böyle. Benim oğlum konuşamıyor. Onun konuşması için de böyle konuşan oyuncaklar böyle istiyorlar. Alamıyorum maddi gücüm yetmiyor. Tek geçim kaynağım bir tek oğlumun engelli maaşı var. Otizm hastası oğlumun. 600 TL kiram var. Ve 660 TL çocuğumun maaşını alıyorum. Nasıl ben bunu yapayım, karşılayayım? Çok yere başvuru yaptım ama hiçbir yerden bir haber gelmedi. Dilara Solaklar'ın tek bir isteği var. O da çocuklarına sağlıklı bir hayat sağlayabilmek. Bu kız okula gönderiyorum. Beslenme yok. Okula gitmek istemiyor. Arkadaşlarım da beslenme yapıyor anne yani diyor. Paraları var onların diyor. Ben yapamıyorum diyor. Ben okula gitmek istemiyorum o yüzden diyor. Yoksa hadi dolabın içindekileri gördünüz. Ondan ne edebilirim ben çocuklarıma? Sus söyleyin yani.